8. Bölüm Efendi Geralt Evet Yurga Tacir başını önüne eğip bir süre sustu ve Witcher'ın eğerini onarmak için kullandığı ince kayışı parmağına doladı. Sonra ayağa kalktı. Önünde oturan delikanlının sırtına hafifçe vurdu. Sen yedek atın sırtına atla Pokvit. Arabayı kendim süreceğim. Gelin yanıma oturun Efendi Geralt. Arabanın çevresinde ne dolanıp duruyorsun öyle Pokvit? Biz sohbet edeceğiz. Senin kulakların işimize yaramaz. Arabanın yanında yürüyen Roach kişnedi. Yuları çekiştirdi. Anlaşılan Pokvit'in ana yolda dört nala koşmaya başlayan kısrağını kıskanmıştı. Yurga ağzını şapırdatıp dizginleri şaklattı. "Evet," dedi yayarak. "Mesele şu efendim. Size bir söz verdim." şu köprünün üstünde size yemin ettim boşver diye sözünü kesti witcher telaşla boşver yurga olmaz dedi tacir kararlı bir sesle benim sözüm sözdür evde ummadığım neyle karşılaşırsam sizindir sus senden bir şey istemiyorum ödeştik hayır bayım evde bir şeyle karşılaşırsam Kaderimdir bu. Kaderle oynarsan, hatta kandırmaya çalışırsan ağır bir şekilde cezalandırır seni. Bilirim, diye düşündü Witcher. Bilirim. Ama efendi Geralt. Ne var Yurga? Evde ummadığım bir şeyle karşılaşmayacağım. Umulmadık hiçbir şeyle. Hele sizin beklediğinizle hiç karşılaşmayacağım. Dinleyin Sayın Witcher. Karım Zelinda'nın son çocuğumuzdan sonra çocuğu olamaz artık. Ne olursa olsun evde yeni bir çocukla karşılaşmayacağız. Anladığım kadarıyla yanlış bir seçim yaptınız. Geralt yanıt vermedi. Yurga da sustu. Roach yine kişneyip başını öne doğru savurdu. Ama benim iki oğlum var, dedi Yurga hemen yola doğru bakarak. Sağlıklı, güçlü, kuvvetli Asla aptal olmayan iki oğul. Onları er ya da geç bir yere çırak vereceğim. Biri benim gibi tacir olsun istiyorum. Diğeri de Geralt susuyordu. Ne dersiniz? Yurga başını çevirip Witcher'a baktı. Köprüde benden yemin etmemi istemiştiniz. Siz Witcher olarak yetiştireceğiniz bir çocuk peşindesiniz. Mesele aynen buydu değil mi? Bu çocuğun neden beklenmeyen bir çocuk olması gerekiyor ki? Beklenen neden olmasın? İki oğlum var. Biri Witcher olsun. Diğerleri gibi bir meslek işte. Ne daha iyi ne de daha kötü. Daha kötü olmadığından emin misin? diye usulca sordu Geralt. Yurga gözlerini kırpıştırdı. İnsanları savunmanın, yaşamlarını kurtarmanın sizce iyi ya da kötü yanı var mıdır? Tepedeki şu 14 kişinin ya da sizin köprüde yaptıklarınız iyi mi kötü mü şimdi? Bilmiyorum, Diye bildi Geralt güçlükle. Bilmiyorum Yurga. Bazen bildiğimi sanıyorum. Hem kuşkularım var. Oğlunun da böyle kuşkular taşımasını ister miydin? Olabilir, dedi Tacir ciddi bir ifadeyle. Oğlum da taşıyabilir. Çünkü insanca ve iyi olan tam da budur. Nedir o? Kuşku? Sadece kötü olan kuşku duymaz. Ama kimse kaderinden kaçamaz. Witcher yanıt vermedi. Ana yol dik yamaçta nasıl durdukları kestirilemeyen eğik kayınlar arasından bayır aşağı iniyordu şimdi. Kayınların yaprakları sararmıştı. Sonbahar diye düşündü Geralt. Yine sonbahar geliyor. Vadideki nehir ışıltıyla akıyor, bir nöbetçi kulübesinin ahşap çeti, kulübelerin çatıları, bir iskelenin kazıkları pırıl pırıl parlıyordu. Su ansızın bir anaforla köpürdü. Kıyıya yaklaşmakta olan bir gemi bir dalgayı önü sıra sürüklüyor, küt provasıyla suyu yarıyor, kalın bir toz örtüsü üzerinde usulca yüzen yaprakları ve sapları sağa sola saçıyordu. Gemiciler halatlarını gacır gucur sesleri eşliğinde çekiyorlardı. Kıyıda toplanmış kalabalığın çıkardığı gürültüde her şey vardı. Kadın çığlıkları, erkek küfürleri, çocuk ağlamaları, sığır bağırtıları, at kişnemeleri, koyun meylemeleri. Toplu atılan korku çığlığıydı bu. Başı kan içinde kalmış bir bezle sarılı bir atlı, ''Gidin, ''Gidin, geri dönün itoğlu itler.'' diye bağırdı. Karnına kadar nehre dalmış olan at şaha kalktı. Çevresine sular sıçratarak ön ayaklarını havaya dikti. Piyadeler kalabalığı dağıtmak için mızraklarını rastgele sallıyor, iskeledeki insanlar çığlıklar atıp haykırıyordu. ''Gemiden uzaklaşın!'' diye böğürdü atlı, kılıcını savurarak. ''Yalnızca askerler gelsin, yoksa kellelerinizi koparırım!'' Geralt dizginleri sımsıkı tutup dar geçidin ağzında sürekli ayak değiştiren kısrağını zapt etti. Dar geçitten silahlarını ve teçhizatlarını şakırdatıp atlarını dört nala koşturarak zırhlı süvariler geliyordu. Yaydıkları toz bulutundan onları izleyen piyade birliği görünmez olmuştu. Geralt Witcher aşağıya baktı. Yoldan çıkıp terk edilmiş, içi tahta kafeslerle dolu bir arabadan, mürdüm rengi tönik giymiş, başına balıkçıl kuşu tüylü şapka takmış bir adam hoplayarak çıktı. Kafeslerin içindeki tavuklar ve kazlar gıdaklıyordu. Geralt! Benim! Dandelion! Şuradan tırman! İskeledeki başı sargılı atlı, Gemiden uzaklaşın! Uzaklaşın! diye bağırıyordu gemi yalnızca askerler içindir. Karşı kıyıya geçmek istiyorsanız itoğlu yiğitler, baltalarınızı alıp ormana dalın. Ağaç kesip kendinize sal yapın. Gemi yalnızca askerler içindir. Tanrılar adına Geralt, dedi Dandelion soluk soluğa, dar geçidin bayırını tırmanırken. Mürdüm rengindeki tüniğinin her yerini kuş tüyleri kaplamıştı. Görüyor musun neler oluyor burada? Anlaşılan sodenliler Savaşı kaybedip geri çekilmeye başlamışlar. Ne diyorum ki ben? Ne geri çekilmesi, firar bu. Panik içinde firar ediyorlar. Biz de buradan çekip gitmeliyiz. Yaruga'nın karşı kıyısına. Burada ne yapıyorsun sen, Dandelion? Nasıl geldin buralara? Ne mi yapıyorum?" diye bağırdı Ozan. "Bir de soruyor musun? Herkes gibi kaçıyorum. Sabahtan beri bu arabaların tepesindeyim." Gece it itin biri atlarımı çaldı. Geralt yalvarırım. Bu cehennemden çıkar beni. Nilfgaardlılar her an gelebilirler. Dinle beni. Yaruga nehrini geçemeyen herkesin boğazını kesecekler. Boğazını anladın mı? Panik yapma Dandelion. Aşağıdan iskeleden zor kullanarak gemiye çekilen atlardan sesler geliyordu. Nallarını tahtalara vuruyor ve burunlarından soluyorlardı. Çığlıklar, Kargaşa. Yukarıdan atılan araba suya düşerken yükselen şarıltılar, kafalarını sudan çıkaran öküzlerin bağırtıları. Geralt, arabadan fırlayan çuvalların, sandıkların suyun içinde taklalar attığını, geminin küpeştesine çarptığını, sonra akıntıyla uzaklaştığını gördü. Çığlıklar, küfürler, dar geçitte toz bulutu, nal sesleri. Başı sargılı adam sırayla diye bağırdı giderek kısılan bir sesle ve atını kalabalığın içine doğru sürdü. Düzenli olacaksınız itoğlu itler. Sırayla. Dandelion, Geralt diye inleyerek üzengiye uzandı. Orada ne var görüyor musun? O gemiye çıkmayı hayatta başaramayız. Askerler yükleyebildikleri kadarını karşıya geçirecekler. Sonra da Nilfgaardlılar kullanamasın diye yakacaklar.'' Genelde böyle yapılır, değil mi? Öyle görünüyor. Witcher başını salladı. Genelde böyle yapılır. Ama yaşanan bu paniği aklım almıyor. Sanki daha önce hiç savaşmadılar mı? İlk savaşları mı ki bu? Kralların birlikleri her zaman olduğu gibi birbirlerine girecek. Sonra krallar anlaşacak, bir anlaşmaya imzalarını basacaklar ve ilk fırsatta bir araya gelip kafa çekecekler. Şimdi gemide kaburgaları kırılanlar içinse değişen hiçbir şey olmayacak. O halde arbedeye ne gerek var? Dandelion üzengiyi bırakmadan Witcher'ı dikkatle süzdü. Berbat bilgiler edinmişsin Geralt, dedi. Ya da anlamlarını kavrayamıyorsun. Bu tahta geçmek ya da bir avuç toprak kazanmak için yapılan sıradan bir savaş değil. Köylülerin ot hasadını yarıda kesmeden izledikleri iki derebeyi arasında geçen çatışma da değil. Nedir peki? Bilgilendir beni o zaman. Çünkü ne olup bittiğini gerçekten bilmiyorum. Aramızda kalsın, aslında umrumda değil. Ama sen yine de açıkla lütfen. Böyle bir savaş şimdiye kadar hiç olmadı, dedi Ozan ciddi bir ifadeyle. Nilfgaard ordusu arkasında araziyi yakarak ve cesetler bırakarak gidiyor. Araziler ceset dolu. Bu bir imha savaşı. Nilfgaard herkese karşı. Yapılan zulümler. Zulmün yapılmadığı savaş yoktur. Diye Ozan'ın sözünü kesti Witcher. Abartıyorsun Dandelion. Tıpkı şu gemi gibidir. Genelde böyle yapılır. Askeri gelenekler böyledir diyeyim. Topraklardan geçen ordular dünya durduğundan beri öldürürler, yağmalarlar, yakarlar, yıkarlar, ırza geçerler. Sırası farklı olsa da böyledir. Dünya var olduğundan beri ne zaman savaş çıksa köylüler karılarını ve hayvanlarını alıp ormana gizlenirler. Her şey geçtikten sonra da geri dönerler. Bu savaşta böyle değil Geralt. Bu savaştan sonra ne geri dönebilecek insanlar ne de geri dönülebilecek bir yer kalacak. Nilfgaard geriye külden başka bir şey bırakmıyor. Ordular geniş cepheler kurarak ilerliyor ve karşılarına ne ve kim çıkarsa kellesini uçuruyor. Kara yolları boyunca dar ağaçları kurulup kazıklar dikilmiş. Göz alabildiğine dumanlar yükseliyor. Bunlar dünya var olduğundan beri oluyor mu demiştin? Ama bizim dünyamız durduğundan beri böylesi yaşanmadı. Görünen o ki Nilfgaardlılar bizim dünyamızı yerle bir etmek için dağları aşarak gelmişler. Anlamsız bu. Dünyayı yok etmek kimin işine yarayabilir ki? Savaşların nedeni yok etmek değildir. Savaşlar iki nedenle. Güç ve para için yapılır. Felsefe yapma Geralt. Burada olup biteni felsefeyle değiştiremezsin. Anlattıklarımı neden dinlemiyorsun ki? Neden anlamak istemiyorsun? İnan bana, Yaruga Nilfgaardlıları durduramaz. Kışın nehir donduğunda yollarına devam edeceklerdir. Dinle beni. Gitmeliyiz buradan. Ta kuzeye kadar gitmeliyiz. Oraya gelmezler belki. Ama oraya gelmeseler bile dünyamız artık eskisi gibi olmayacak Geralt. Beni burada bırakıp gitme. Tek başıma mahvolurum. Beni yüzüstü bırakma. Sen aklını kaçırmışsın Dandelion. Witcher oturduğu yerden kalkmadan aşağıya doğru eğildi. Seni yüzüstü bırakacağımı düşündüğüne göre korkudan aklını kaçırmışsın sen. Ver elini ve atla ata. Burada işin yok senin. Gemiye zaten binemezsin. Nehir boyunca yukarıya doğru ilerleyelim. Kendimize bir kayık ya da sal bulalım. Nilfgaardlılar bulur bizi. Yaklaştılar zaten. Atlıları gördün mü? Anlaşılan savaştan geliyorlar doğrudan. Nehir kıyısından aşağıya. İna nehrinin ağzına doğru inelim. Kessesini. Paçayı kurtaracağız göreceksin. Aşağı yönde ilerleyen insan kalabalıkları var. Her gemi için buradaki sıkıntının aynısı yaşanacak. Tekneleri de birileri ele geçirmiştir zaten. Biz yukarıya doğru akıntıya karşı ilerleyeceğiz. Korkma, bir varil içinde bile olsa seni karşıya geçireceğim. Karşı kıyı görünmüyor bile. Kes sesini. Seni karşıya geçireceğimi söyledim. Sen peki? Atla atın sırtına. Yolda sohbet ederiz. Hey, o çuvalla olmaz. Roach'un beli mi kırılsın istiyorsun? Roach mu bu? Roach açık kahverengiydi. Bu koyu kahverengi? Benim atlarımın hepsinin adı Roach'tur. Çok iyi biliyorsun bunu. Dikkatimi dağıtma şimdi. O çuvalı at elinden dedim sana. Lanet olsun ne var içinde? Altın mı? Müsvettelerim, şiirlerim, ağza atılacak birkaç lokma. At nehre, yeni dizeler yazarsın. Yiyeceğimi seninle paylaşırım. Yüzü üzgün bir ifade alsa da Dandelion fazla duraksamadan torbasını hızla suya attı. Eğer'e atladı. Yerleşinceye kadar ileri geri kaydı ve Witcher'ın kemerine sımsıkı tutundu. Hadi, hadi gidelim dedi huzursuzca. Zaman kaybetmeyelim Geralt. Bir an önce ormana girelim ki... Sus Dandelion. Tedirginliğin roça bile geçti bak. Alay etme. Benim yaşadıklarımı bir görseydin ''Kapa çeneni, lanet olsun. Yola çıktık ve hava kararmadan seni karşıya geçirmek istiyorum.'' ''Beni mi? Ya sen?'' ''Nehrin bu kıyısında işim var.'' ''Delirdin herhalde Geralt. Canına mı susadın? Ne işin varmış öyle?'' ''Seni hiç ilgilendirmez. Sintra'ya gidiyorum.'' ''Sintra'ya mı? Sintra diye bir yer kalmadı. Üzerinden dumanlar çıkan bir enkaz yığını var yalnızca.'' Nilfgaardlılar. In aşağıya Dandelion. Ne? İn. Witcher ani bir hareketle arkasına döndü. Ozan onun gözlerine baktıktan sonra attan kayarak indi. Bir adım geriledi ve tökezledi. Geralt atından ağır ağır indi. Dizginleri kısrağın kafasına attı. Bir an kararsızlık içinde öylece durdu. Sonra eldivenli elini yüzünde gezdirdi. Yamacın kenarına, dalları kan kırmızısı kocaman bir kızılcık ağacının altına oturdu. Gel yanıma Dandelion, dedi. Otur. Sintra'da neler oldu, anlat. Her şeyi anlat. Şair oturdu. Nilfgaardlılar dağ geçidi üzerinden oraya baskın yaptılar, diye başladı kısa bir sessizlikten sonra. Binlerce asker, Sintra'nın Marnadal Ovası'ndaki ordusunun çevresini sardılar. Çatışma başladı ve sabahın ilk ışıklarından akşam karanlığına kadar sürdü. Sintralılar cesurca dövüştüler ama ağır kayıplar verdiler. Kral şehit oldu ama kraliçe... Kalente. Evet, paniği önledi. Halkın dağılmasına izin vermedi. Kimi bulduysa bayrağın ve kendi çevresinde toplattı çevreleri sarıldığı halde nehre ve kente doğru ilerlediler. Başarabilenler tabii. Yakalente. Bir avuç şövalyeyle nehri geçerek geri çekilmeyi destekledi. Yani erkek gibi dövüştü. Kendini en yoğun kargaşanın içine attı. Nilfgaard piyadelerine saldırırken mızrak darbeleri aldı. Ağır yaralı olarak kente götürüldü. O mataranın içinde ne var Geralt? Konyak. İster misin? İstemez miyim? Anlat. Anlatmaya devam et Dandelion. Her şeyi anlat. Aslına bakarsan kent savunulmadı. Kuşatma yoktu. Surların üstüne çıkacak kimse kalmamıştı. Geriye kalan şövalyeler, aileleri, soylular ve kraliçe sarayda kendilerini sağlama aldılar. Nilfgaardlılar sarayı doğrudan basarak ele geçirdiler sihirbazları ana kapıyı ve bazı surları toza dönüştürüp yıkmıştı. Yalnızca kuleden savunma yapıldı. Anlaşılan kule sihirle sağlamlaştırılmıştı. Çünkü Nilfgaard sihrine dayandı. Ama Nilfgaardlılar yine de dört gün sonra sarayı istila ettiler. Tek bir canlı bulamadılar. Kadınlar çocukları, erkekler de kadınları öldürmüşler. Sonra da kılıçlarını kendilerine saplamışlar ya da... Neyin var Geralt? konuş Dandelion. Ya da kalente gibi mazgal dişlerinden baş aşağı en tepeden. Deniyor ki yalvarmış onu aşağıya. Ama kimse yapmak istememiş. Böylece o da güçlükle tırmanmış ve baş aşağı. Cansız bedenine korkunç şeyler yapıldığı söyleniyor. Ama benim bunu anlat. Neyin var senin? yok bir şeyim Dandelion. Sintra'da bir kız çocuğu vardı. Kalente'nin torunu. 10-11 yaşlarında. Adı Siri'ydi. Onunla ilgili bir şey duydun mu? Hayır. Ancak kentte ve sarayda korkunç katliamlar yapılmış. Canlı kurtulan neredeyse olmamış. Kuleyi savunanlardan da kimsenin kurtulmadığını söylemiştim zaten. Oysa oradakilerin çoğu en saygın ailelere mensup kadınlar ve çocuklarmış. Geralt sesini çıkarmadı. Şu kalentayı, dedi Dandelion. Tanır mıydın? Evet. Sorduğun kızı, Siri'yi peki? Onu da tanırdım. Nehirden ansızın bir rüzgar esti. Suyu karıştırdı. Dalları salladı ve dallardan düşen yapraklar onlara doğru uçmaya başladı. Sonbahar diye düşündü Geralt. Sonbahar geldi yine. Geralt ayağa kalktı. Kadere inanır mısın Dandelion? Ozan başını kaldırdı. İri iri açtığı gözlerle ona baktı. Neden sordun? Yanıt ver. Yani, inanırım. Peki, tek başına kaderin yetmediğini bilir misin? Biraz fazlası gerektiğini. Anlamadım Geralt. Anlamayan tek sen değilsin. Ama öyle işte. Biraz fazlası gerekiyor. Sorun şu ki ben bunun ne olduğunu asla öğrenemeyeceğim. Neyin var senin Geralt? Yok bir şeyim Dandelion. Gel, atla hadi. Yolumuza devam edelim. Günümüzü harcamayalım. Kayık bulmak için kim bilir ne kadar uğraşacağız. Üstelik bize büyüğünden gerekiyor. Roach'u burada bırakmayacağım ne de olsa. Birlikte mi geçiyoruz karşıya? Diye sevinçle sordu şair. Evet. Nehrin bu kıyısında işim kalmadı artık.